Dostlarım, selam. Bir anda böyle bir şikayette bulunacakmışım gibi açtım ama ve dolaptan açmadım videoyu. Çünkü kızdınız bana video yüklemiyorum diye. Çok kızdınız hem de. Farkındayım. Niye öyle kızdınız? Ay, olabilir. Burada makine yok ki karşınızda. Kızmayın bakayım öyle. Kızdınız biraz. Para falan vermedim de. Ay, ne bileyim, iyi hissetmedim işte. Olabilir böyle şeyler ya. Dünyanın haline baksanıza. Yani kim iyi hissediyor ki? Herkes çıldırdı artık ya. Her yerde bir ayaklanma, bir şey. Dengeler bozuldu. Hakikaten benim de dengem bozuldu ya. Geçen gün yolda çok da aşırı samimi olmadığım birini gördüm. Hani sevmediğim biri değil de, yani arkadaş olmadığım biri. Yine ağır saçmaladım mesela. Hani biriyle konuşabilme yetimi kaybettim konuşmaya. Sadece çok yakın arkadaşlarımla FaceTime yapa, sadece ailemle, arkadaşlarımla konuşa. Yabancı biriyle konuşunca böyle o idare edebilite yetimi kaybettim. Öyle söyleyeyim. Vlog da çekmeye. Çünkü vlog çekmek de biraz delilik. Açıkçası tek başıma şu anda size karşı konuşuyorum. Aslında kendimi görüyorum konuşurken. Biraz delilik ve canım istemedi. Çünkü hep aynı şeyleri yapıyorum. İlhamım kalmadı. Öyle söyleyeyim. Size kendinizi iyi hissettirmek için varsa bu kanal eğer. Ve benim neler yaptığımı görmeniz için varsa bu kanal eğer. O pek iyi yani. Benim ne yaptığımı görebileceğiniz bir şey yoktu. Çünkü ben pek bir şey yapmadım açıkçası. Aynı şeylerden başka. Ve iyi de hissetmiyordum yani. Size de iyi hissettiremeyecektim ama hayatta budur zaten, öyle değil mi? Şimdi Vogue Türkiye'nin Instagram hesabında canlı yayın yaptık Aydan'la beraber. Ve ilk defa, uzun bir süreden sonra ilk defa biriyle konuştum. Ve hani iyi geldi. Bayağı iyi geldi böyle. Enerjiktim. Hani iyi idare edebildim ben. Çünkü kesin saçmalayacağım yani. Canlı yayın ya bir de. Kesin saçmalayacağım diyordum. Saçmalamadım çok. Az saçmaladım. Üstüme içecek falan döktüm ama az saçmaladım. İyiydi. Benim için iyiydi. Umarım izlemişseniz keyif almışsınızdır. İzlemediyseniz hala onların sayfasında paylaştılar. İzleyebilirsiniz. Benim için önemli olan 10 tane parçayı paylaştım. Neyse arkadaşlar, ya açıkçası ilhamımı falan kaybettim. Yani bakıyorum, ediyorum. Hep aynı şeyler. Arkadaşlarımı takip ediyorum. Sabah uyanıyorlar. İşte aynı şeyler. Mat açık, spor yapıyorsun falan filan. Ondan sonra 900 tane link. Hep aynı şeyler. Herkese gördüğüm şeyler. Hiçbir şey bana böyle iyi hissettirmedi. Hissettirmek zorunda da değildi de hissedemedim işte. Çok sıkıldım, anladınız mı? Çok sıkıldım ya. Öyle böyle değil. Özellikle bayramda 4 gün inanılmaz etkilendim yani artık. Hani yeter oldum. Gerçekten yeter oldum. Lila'nın bile canına tak etmişti arkadaşlar. İnanır mısınız ya? Hayvan isyandı yani. Sinirleri alt üst olmuş. Sen zaten evdesin be abi. Neyin tribi bu yani, değil mi? Ama o bile çok sıkılmış yani artık. Açıkçası video çekmemin sebepleri bunlardı. Kesinlikle çok sıkıldım. Onu çekmeye çalıştım, bunu çekmeye çalıştım. Hep yarım kaldı. Hep bir hevesim kaçtı. Normalde hep o videoyu tamamlarım ve izlediğinizde size bir şey hissettirebilecek seviyeye getiririm ama getiremedim. Ve elimde şu anda yarım yarım bir sürü anı var gibi oldu. Bazıları komik, bazıları garip. Şu anda bu videonun devamında yapacağım pek bir şey yok. Akşam oluyor. Aç bile değilim yani, anladınız mı? Yemek bile yapmayacağım. Meyve falan filan yerim, geçiştiririm. Hani birazcık şey oldu, fazla geldi. Bunların hepsi fazla geldi. Belki de birazcık dışarıya çıkıp gerçekten artık bir nefes almamız gerekiyordur tabii ki, sosyal mesafeyi koruyarak, ama bilmiyorum böyle nereye kadar gidecek. Eminim siz de öyle hissediyorsunuzdur bu arada. Bayağı zorladım beni yani. Yalnız kalmak bir yere kadar, FaceTime bir yere kadar, eski düzen geri gelsin istiyorum açıkçası ama nasıl gelsin tabii ki. Sonra bileğimde bir şişlik vardı. Ben çok ağır poşetler taşımıştım bir kere alışverişten dönerken. Gerçekten zorlamıştım bileğimi. Abi kist çıktı. İyi huylu olduğunu düşünüyoruz. Yüksek ihtimalle. Onun hemen bir bakılması, edilmesi lazım. Biraz nadir görülen bir yermiş. Çünkü elin üstünde oluyormuş genelde ama benim bileğimde falan. Umarım bir sorun olmaz. Ona bir canım sıkıldı. Ondan sonra yine eskiden de olan bir sorunum var benim. Lenf nodüllerimle ilgili. Lenf şişliklerim var böyle boynumda falan. Ta ortaokuldan beri. Onlar böyle hep duruyor. Baktırdım ettirdim zamanında. Strese bağlı olarak ya da vücudumdaki enfeksiyonlardan, bağışıklık sisteminden, hani onlara bağlı olarak değişmekte. Ama hep oradalar. Sadece şişip inmekteler. Zamanında her türlü testi yapıldı ve hiçbir şey çıkmadı.
Ama şimdi vücudun başka bir yerlerinde de çıktığını hissediyorum. Koltuk altında falan baş gösteriyor. Biraz da ağrılı. O birazcık canımı sıktı falan filan. Onunla yani sağlıkla ilgili bir problem yaşamam umarım. Bunları da canım sıktı. Canım sıkan başka bir sürü şeyler var özel hayatımda. Onlar da canımı sıkmaya devam ediyor. Ben keyifli olmayınca size de veremiyorum haliyle. Üzgünüm bunun için. Umarım keyifler yerine gelir arkadaşlar. Ama iyiyim bugün. Hani iyi geldi bana. Hatta o kadar iyi geldi ki birazcık size içimi dökeyim dedim. İyi yaptım bence. Sizce? Umarım siz de iyisinizdir bu arada. Neler hissediyorsunuz? Neler yaşıyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Bana yazın ya. Ben böyle düşünüyorum. Buraya kadar güzel sohbet ettik. Ama ben şimdi buradan sonrasında da bu ay denediğim, video çekmeyi denediğim ama yarım kalan içerikleri koymak istiyorum. Yazık olmasınlar istiyorum. Belki izlerseniz eğlenirsiniz. Ya büyük ihtimalle böyle izledikten sonra yarım kalmaları anlamsız olacak ama olsun. Olsun yani video uzasın diye falan yapmıyorum. Hakikaten aşırı evvali çekmeye çalıştım. Sonrasında yine canım sıkıldı bir şeylere. Devam edemedim falan. Ama komikti hani başları. O yüzden izlemenizi isterim. Öpüyorum sizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Dertleşmeyi önemsiyorum sizinle. Ama sizden bir tepki almadığım bir şeye dönüşsün istemiyorum bu sosyal medya serüveni. Gerçekten öyle bir şey olsun istemiyorum. Çünkü hani oradaki şey tutuyor beni burada her zaman. Bunu da size söylemek istiyorum ve teşekkür ediyorum verdiğiniz emekler için. Ben de emek vermeye başladım. Sanırım iyi olur yavaştan. Neşe olsun da hani... Neşelenelim de o eski keyfe geri dönelim. Ben de size videolar çekebileyim. Öyle. Hadi diğer videoları izleyin. Şimdiden size veda ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve video çekemediğim için kusura bakmayın. Bari siz böyle olmayın. Bu videoda sizi düşürmesin, moralinizi bozmasın. Sadece biraz muhabbet edelim istiyorum aşağıda. İzci sözü ne zaman gittim ki tam olarak zaten buradan? Kaç yıldır buradayım bir şekilde. Aralarda aralar veriyorum ben de yani. Verebilirim. Veriyorum. Murat abi burada olsaydı bu ses tonuma şey derdi. Ayy kulağım derdi. Kuslanmaz bir martısın sen. Hiç söz dinlemedin. Kaç aydır aynı nameleri burada bize. Akor çalışıyorum. 4 tane öğrendim. 4! Sınav yapıyor. Durun, yapalım hemen. Çok değerli sınavlar benim için. Shake it off diye bir şarkı çıktı. Hadi çalacağız mecburen. Shake it off. Çekelim diye şey vardı. Oha. Ya ne kaç katı oldu ona? Hem de. O sallanıyor. Sallanır. Çok güzel bir kıvamda. Yine pislenecek ortalık. Battı. Evet abi. Bence sen unlama eylemini seviyorsun. Yoksa hiç ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Hayır sevmiyorum abi. Neden unluyorsun? Ona öyle güzelce şekil vermek lazım. Hiç anlamıyorsun bu işlerden. Haliyle anlamıyorsun tabii. Cansus da... Anneme götürecek bu ekmeği Murat ha. Doğru. O yüzden böyle güzel bir şey yapmaya çalışıyorum. Baksana Murat'a çok güzel gösteriyor. Yumuşacık nasıl kim kıyar ki ona? Kim kıyar annem? Yaramıyorum. Baksana! Uyuyuyuyuyuyuy. Kimin mayasıymış bu? Bak el hareketlerini görüyor musun? Fırıncıyım ben. Fırıncılar biz böyleyizdir. Hop! Biz fırıncılar... Böyleyizdir. İyice toparladık hamuru. Bu üstündeki hiç hoş olmadı. Hiç estetik olmadı. Altına. O pek estetik altına olmadı. Koydu. Benim ekmeğim bu sefer böyle olsun istiyorum. Tost şeklinde. Çok az daha un. Çağımı alıyorum. Aldın. Usturam yok. Bir çizik atacağım ekmeğe. Bir tane de şöyle bir çizik atayım. Bu ne? Sağ
Fıslayacağım. İyice. Aa niye? Öyle. Ne yapıyorsun? Ölmeyelim lan. Kabartın diyemiş. Sana şimdi diyorum ki bir tane böyle popcorn yapayım. Evet, kota artıyor. Yenileniyor. Karamel, tuzlu karamelle. Nasıl? Olur. Yersin. Yerim. Yapmayacağım. Vallahi marketten geldim. Yani önceden yerleştirmesine gıcık oluyordum. Şimdi bir de iş uzadı. Bir de siliyorum onları sabunlu suyla. Cam kavanozları yıkıyorum. Aferin kız. Böyle bir de bu telaş. Önce bir üstümü değiştiriyorum. Bir geliyorum yıkıyorum. Üstümü değiştiriyorum tekrar yıkıyorum. Sonra... Duşa gir. Komple duşa gir. Öyle olmuyor işte hemen. Sonra da öyle sen ne yaptın öyle kızıl maske gibi? Maske yaptım ben de. Hı-hı. Öyle takılıyorum yani. Her gün bir maske yapılır. Ne yapıyorsunuz iki kardeş? Anlaşıyor musunuz? Anlaşıyoruz. Ne yapalım? Dövüşüyoruz. Ha? Evet, gel ben bilmem. Ben gelecek misin artık? Gidecek misin? Gideceğim canım bu gece. Gidecekmiş, gelecekmiş. Seni çok özlemiş. Aynen. Aa, kesin. Lila'yı özlemiş duruyor. Anne Lila ne yapıyor? Göster bir be. Aşkım, orada nasıl bakıyor? Ay minnucum. Lila! Liloş! Ay koklaması. Buradan bir seslensin bakayım. Sesini Lila. Verecek mi? Lila, Lila gel. Gel Lila gel. Aa gidiyor. Zeynep tünü gördü. Ay ihtişamlı ama. Ben okeyim yani. Lila. Sallamıyor. Pek sallamıyor. Ama bir canı sıkıldı. Ve köşelere kaçtı. Var kardına baktı. Sıkıldın mı? Yo. Murat Ansız nasıl gitti? Gayet iyi. Murat Han varken sanki şey olmuyor ki ben salonda gene tek başıma filmimi, dizimi neyse şey haberlerimi izliyorum. Biraz nefes almışsındır belki. Bayağı. Nasıl iyi gelmiş. Yenilenmiş kadın sensin. Yenilenmiş. Gerçekten iyi gelmiş. Oğlum ben hep diyorum en sevdiği çocuk benim diye. Anla bunu artık. Kabul et artık bunu. Ettin mi? Evet ettim. Etti anne. İyi, aferin ona. Yeni yalan yok dedi annem. Ne? Ay yazık kız, bunu da aramıza alalım. Yok artık ya. Ay yok artık ya. Ya. Ekmek falan filan yani yapıyorum. İnanabiliyor musunuz ya? Ben inanamıyorum valla. Hiç gelip ekmeğimi takdir etmiyorsun. Bakayım. Çabuk gel ekmeğime bak. Oha yapmışsın lan. Baya ekmek ne bu. Ne sandın lan sen? Ne sandın ablanı? Ne sandın? Hadi ablanı yiyelim. Soğumasını bekleyeceğiz. Delirdin mi? Delirdim. Sonunda. En sonunda delirdim. Ay Murat Han ne sen yapıyorsun bütün gün orada ona bakıyorsun? Ne oynuyorsun? Hearthstone oynuyorum. Hadi bana bir İskambil oyunu öğretecektin. Evet öğreteyim mi? Öğret. Tamam hadi öğrenelim. Hep beraber öğrenelim. Hep beraber öğrenelim. Ama ben ilk önce... Ne? Akşam ne? Yemeğini arkadaşlar ben ekmek yapmış bir insanım. Akşam yemeğini de ben düşünmeyeceğim. Akşam yemeğini dışarıdan hamburger söyledik. Of. Bana ne ya Allah Allah her gün her gün. Dün yaptım köfteyi sana yeter bugün de eti çok yiyeceksin. Çok, o kadar çok mu açsın daha var gelmesine bayağı var. O kadar çünkü. O kadar çok yemek söyledi ki yani hiç cüzdan dostu bir kardeş değil. Hiç. Cüzdan dostu bir kardeş değil. Ya kardeşine cüzdan müzdan ne diyor abi bu? Ne diyor oğlum bu? Bitirici hep bitirici. Dostlarım ben şimdi size çok güzel bir popcorn tarifi vereceğim. Patlamış mısırı böyle yaparsanız daha güzel olabilir. Ben de ilk defa yapıyorum bu arada. Böyle yaparsak daha güzel olabilir. Hani ben hep paylaşıyorum ya bir tane karamelli. Ondan yapmayı deneyeceğim. Dışı mis bon gibi. Karamelli mis bonu hatırlarsanız. Hey Miss Bon! Murat Han senin yaşın tutmaz bu reklamada sence? Bon ne bilmiyorum bile. Yine yaşımız ortaya çıktı. Miss Bon bir şeker, çok güzel bir şeker. Her şeker. Karamel. Onun dışı Miss Bon gibi çıtır, içi popcorn. Onun gibisini yapamam herhalde ama deneyeceğim. İlk önce normal mısır patlatıyorsunuz. Bunu anlatmama gerek var mı bilmiyorum. Yağ döktüm çok az. Sonra bir su bardağı bile olmayan bir popcorn söz konusu. Burada
Popcornumuz patladı. Patlamış mısırımız hazır. Biraz yaktım galiba ama bu hiç önemli değil. Şimdi aynı tencereye şeker koydum. Göz kararı. Ama ellemeyeceğim. Onun karamelize olmasını bekliyorum. Birazcık da tuz attım. Ölçü veremiyorum ama arkadaşlar ya. Ne kadar bir şeker diyeyim? 1,5 su bardağı falan diyebilirim sizin için. Birazcık da şey attım. Tuz attım. Çünkü tuzlu karamelli yapıyoruz. Umarım olur. Şeker birazcık kahverengi olduğunda tereyağı ekleyeceğim ve carbonate ekleyeceğim. Evet, popcornumu da içine koydum. Birazcık daha fazla popcornum olsaydı daha iyi olabilirdi. Sanırım biraz yoğun olacak. Şimdi bunlar birbirine yapışıyorlar haliyle. O yüzden bunları böyle bir fırın tepsisine yayacağım. Orada kurumalarını bekleyeceğim. Kuruyunca böyle çıtır çıtır olacaklar. Böyle sertleşiyor. Siz böyle parçalar ayırabilirsiniz. Ama biz tadını beğenmedik. Yanmış galiba. Bunu yemek sağlıklı olmayabilir Murat abi. Ama doğru söylüyorsun. Bunu yemek çok sağlıklı olmayabilir. Çünkü bayağı is tadı evet, vardı ağzıma. Derken yemesen. Belki bir kısmı iyidir diye. Olmadı dostlar. Bunun doğru tarifini bana verin bakayım. Bir de güzel olacakmış gibi ben size tarif veriyorum. Bunun olur yok. Yok. Dökeceğim bunu. Tamam yeme. Vallahi yazık oldu. Bir fail daha yaşandı. Arkadaşlar selam. Koray geldi. Mesafeyi koruyarak geldi. Maskemle eldivenimle geldim valla. Ay arkadaşlar. Ocak'ta olacaktı aslında. Evet, birkaç ay önce. Birkaç ay önce gerçek evet, benim hep hayalim vardı bu arada. Böyle bir hayalim. Ama böyle şey, bir küçük kız hayali gibi düşünün. Ya acaba olur mu bu hayatta böyle bir şey gibi. Bir düşünce, bir de bu arada imkansız gibi geliyor bana çünkü ben hiç görmedim herhangi bir influencer kapakta. Türkiye'de? Ben görmedim. Yani hani o olabilir, eğer varsa bana gönderin bu arada. Hani böyle görseydim hani bana da olabilir bir gün diyebileceğim bir şeydi ama hani görmediğim için bir yandan da demek ki olmuyor bu işler böyle gibi düşünüyordum. Ama oluyor. Gerçekten çok mutluyum. Çok mutluyum. Elleri kolonyalayalım hemen. Yani bu işi şimdi anlatıyorum o zaman. Arkadaşlar Mayıs ayında Ol dergisinin kapağı oluyorum. Çok heyecanlıyım. Söylerken bile bunu söylerken bile gerçekten kalbim çok çok hızlattı. Çünkü hayallerimden biriydi kapak kızı olabilmek. Nasıl hayal? Küçüklük hayali. Benim bu arada lisede kendi dergim vardı böyle. Diğer dergilerden keserek yaptığım bir dergi falan filan vardı. Hani istiyordum yani bu işlerin bir parçası olabilmek ama kapak olmak tabii ki de hayallerin de ötesinde beyond dreams bir durum gibi geliyor bana. Ay çok heyecanlıyız. Çok heyecanlıyız. Şöyle bir durum var bu arada, normalde dergi çekimleri dediğim gibi Ocak'ta olması beklenen bir şeydi. Yani nasıl oluyor? Kalkıyorsun, gidiyorsun, kıyafetlerini denemiş oluyorsun daha önceden, hani konuşmuş oluyorsun, stylingle konuşmuş oluyorsun, saçını konuşmuş oluyorsun, saçını set yapıyorlar, set hazırlanıyor, makyajını yapıyorlar falan filan. Şu anda pandemi durumunda çok sevgili partnerim, arkadaşım Koray'la biz çekeceğiz evde. İnanabiliyor set, set musunuz? Set biziz arkadaşlar. Set biziz, saç makyaj bende, styling. Yine tabii ki bu arada konuşuyoruz sürekli. Hani destek şunu, şu nasıl olmuş falan filan gibi tabii ki alıyoruz ama sonuç olarak iş burada, biz bitiriyoruz. Ama kapağı nasıl çekeceğimizi gerçekten bilmiyorum çünkü beyaz arka plan olması gerekiyor. Göreceğiz. Yapacağız. Yapacağız bir şeyler. Bir şey, hani ev şartlarında bir kapak çıkıyor. Gerçekten şey, do it yourself kapak. Aynen. Ve ben hani şey korktum yani, biz bunu yapabilecek durumda mıyız? Yani vlog çekiyoruz okey, bir şeyler yapabiliyoruz, edit falan ama yani biz
bunu da yapamayız herhalde falan diye düşünüyorum. Ama son bir aydır yani markalar kampanyalarını, modellerini evde çekiyor görüyorsunuzdur. Bu şekilde yapıyorlar. Tabii Bella Hadid'in FaceTime'dan çekildiği o şeylerden bir tanesi. Bu arada telefondan çekmeyeceğiz büyük ihtimalle ama telefondan da çekebiliriz. Bilmiyorum. Çekeriz. Hava kötü, ışık kötü bizim için. O beni biraz düşündürüyor. Bakalım benim kıyafetlerimden benim evimde çekilmiş bir kapak geliyor. Şu anda tabii siz bu videoyu izlediğinizde Mayıs olacak gibi hissediyorum. Yani dergi çıkmış olacak. Konseptimiz pastel. Wes Anderson gibi düşünün. Wes Anderson dünyası gibi düşünün. Pastel. Evde. Şekil A. Sürreal bir ortam evde. Ama sürreal bir ortam deyince benim aklıma şey geliyor. Hani abiye elbiseyle villada yapmak gibi mesela. Yapalım mı? Getireyim mi abiyelerimi? Abiyelerimi. Heh. Bu arada elbise geldi bana. Şimdi kapakta olacak elbiselermiş galiba. Gelin hep birlikte bakalım. Bu arada açmadık. Açmadık. İlk defa açıyorum. Ay sen gördün mü? Ucundan baktım. Yalan yok. Aa bir dakika. Bu da mı gül? Yok burada bence farklı markalar da var. Bence hepsi. Evet. Aa bir dakika. Gül diye düşünüyorum. Dur. Evet bak bu gülün. Ay Koray. Çok güzel. Beyaz da çok güzel. Bir dakika. Ay ben bu beyaza da ağlamıştım. Ah, takalım yerine. Ay ben buna ağlamıştım hatırlıyorum. Şaka mı bu? Hayatımda gördüğüm en güzel elbiselerden biri. Bunu bir deneyelim. Yazık, biraz daha. Üzerinde mavi çiçekler var ya. Abi çok, çok mutluyum ya. Çok güzel olacak. Ay bu bebe mavileri beni soldurmaz inşallah. Ay, ışığını yansıtırsın. Evet. İlk önce kapaktan mı başlayacağız? Kapağı çekelim. Mi? Sen biliyorsun. Kapağı çekelim. İlk kapaktan mı başlayalım? Bence başlayalım, deneyelim. Sonra detay. Çünkü daha kapak var, içeride de bir var. İç sayfalar var. Yani az 5-6 tane kombinini yapıp çekmek gerekecek dostlar. Sosyal mesafe şeyinde çekeceğiz. Yani başka çaremiz yoktu. Birleşmek durumundaydık. Birbirimizi çok özlememizin dışında yani haftalardır görüşmeyip böyle bir şeyde buluşmak zorunda kaldık. Çünkü kim çekecek anlatabiliyor muyum? Yani bu iş Murat Han'la olacak bir iş değil diye düşündüm. Öyle arkadaşlarım benim, dostlarım. Güzel dostlarım. Heyecanlıyız. Hadi bakalım. İkinci fotoğraf için hazırım dostlarım. Çorabımla, eldivenimle, bulaşıkları gömdük Koray'la, sakladık onu oraya. Bakalım. İki tane farklı küpe taktım, gördün mü Koray? Şu an fark ettim. Şu an mı fark ettin? Saçımdan dolayı ama. Saçımdan mı? Çok saçımda yapıverdim öyle. Hani dağınık. Ne diyor? Selam söyle. Alo! Ne demek Disneyland'de kapalı? Koronadan dolayı. Kimur olur kusurda kime ne olacak ya? Saçmalama ben abi al tamam seni istiyorum. Yok canım. Yok yapmam yine öyle şeyler. Yok canım saçmalama Allah aşkına ya. Aslında bunlara fotoroman gibi hikaye yazsak. Şurada bir tane var galiba benim sevdiğim şu tip. Şunlardan biri gibi. Ya bence bir tanesi mutlaka olur. Seni gördün mü halayım gelen ha? Ama yani çekimlerin arka planı bu. Etek de ne kısa ya Rabbim. Hayatımın en kısa eteği yani. Hani gerçekten bu kadar kısa bir eteğim. Ben kendime hemen buradan bir aynadan çekim yapayım. Seni de çekelim mi? Çekeyim böyle. Var mı ilhamın? Bizi çekeyim. Hadi çek. Beyaz ekran istedikleri için mühendisimiz Koray Caner'le şöyle bir çözüm bulduk. Harika. Sen benim fon fikrimi nelere alet ettin ha? Ha? Güzel, iyi. Şimdi ben bunun önüne oturacağım ama ona dayandığım anda o biliyorsun düşecek, devrildi. Şu anda devrildi. yapacağız. Sadece tamam. Şey yapıyor, yerine var yani. Tamam, ben şimdi senin açımız tam böyle 45 derecelik bir güneşimiz olacak. Halımızı da kaldıralım. O kadar emek taşıyoruz. Emek gerçekten. Halımızı kaldırıyoruz. Tamam, dur yardım etme, vaktim geldi. Sizlere, artık sizlere yeni arka planımızı da göstermek isterim. Yorganımızı köpük aynamıza sararak biz de dergilere kapak çekebiliyoruz evde. Gerçekten bu arada evi ters çevirdik arkadaşlar. Hani anladınız mı? Arkadaşlar selam. Şu anda gülümsüyorum ama siz göremiyorsunuz. Ama gözlerim içi gülüyor bence.
Şöyle açayım ya azıcık her. Arkadaşlar şimdi markete geldim ve çok heyecanlıyım. Anneciğimle dergiyi alacağız varsa. Çünkü olmadığını söylüyorsunuz. Umarım buluruz. Biraz heyecanlandım açıkçası. Yüzümün kapalı olması hoşuma gitti. Çünkü çok garip değil mi kendi fotoğrafının olduğu bir şeyi kasada almak? İlginç. Hani şu an kavanoz ve saklama kabı bakmak için ya daha heyecanlı işlerimiz yok muydu sence de? Gerçekten şu anda burada süzgeç bakmaktan daha heyecanlı bir işimiz vardı. Hadi gel. Ay, dergi bölümüne doğru gidiyorum. Yani yürüyüşe çıktık ve hani ben satılmaya başladığını duyar duymaz marketteyim tabii ki. Gördüm anne, gördüm. Bir. Ay, ay. O ne be? Evet, dört, beş tane. Beş tane. Çok fazla. Alacak mısın hepsini? Beş tane. Alayım mı? Al. Çok heyecanlı. Beşi çok ağır olur ama şimdi. Biraz size evet, bırakayım. Doğru söylüyorsun. İki tane yürüyüş yapacağız. Üç tanesini size bıraktım. Makrodayım, tamam mı? Ay arkadaşlar çok heyecanlı. Şimdi gidip nasıl acaba şey olmayacak, garip olmayacak mı kasada kendimi? Belli tanımazlar. Belli olmuyor ki ben olduğum, aynen, değil mi? İkiz kardeşim. Tansu. İkiz kardeşim Tansu derim. İyi hadi gel. Ay bunu bir kere yaşamak var mıymış benim kaderimde? Bunu yaşamak ay benim kaderimde yazıyor muymuş? Yaşar. Dostlarım biraz beni ama görün. Bir tane de anneannene hediye edeyim. Anneanneme mi? İster değil mi? Gözlüğünü takıp okur. Face'te paylaştım. Tamam. Hemen anne bunu bir likeleyenlerdendi. Anneanne. Evet. Ha Facebook'ta. Ay, bir an Instagram mı açtı diye aklımı kaçırdım. Açsak bakar da açmıyor. Aa, arkadaşlar. İki tane aldım bugün. Her gün iki tane alsam 20 tane biriktiririm. Öyle işte torunlarıma, torbalarıma kalsın. E tabi anne konuşulacak. Bu çerçeveletip duvara asma görgüsüzlüğüne kadar yolu var diye düşünüyorum. Sen hala yaptırmadığın için hatta kızgınım. Ama geçen gün story'ne koymuşsun galiba. En böyle çabuk fırsatta oturup bir yerde içini de göstereceğim şimdi size. Gerçekten çok mutluyum ve sizden gelen mesajlar da beni çok mutlu ediyor. Bunu da söyleyeyim size yani. Hani almışsınız, etmişsiniz, göndermişsiniz. Abi çok acayip bir hismiş. Değil mi kız? Bak kız. Sadece çok düşünmekten benim biraz beynim yandı. Hani sürekli bunu düşündüm. Ne yapacağım? Nasıl çeksem? Şu köşede şöyle mi çeksem? Şunu mu giyip çeksem gibi. Hani çekme kısmı biraz kolay olmadı. Ama hani hem yardım aldık hem de kafayı konuşturmaya çalıştık. Hani kafamızın içindekileri fotoğraf karesine yansıtmaya çalıştık açıkçası. O yüzden yani umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Çünkü kolay bir şey değildi. Normalde bu tarz şeylerde saçınızı makyajınızı yapan birisi oluyor. Birileri. Kıyafetleriniz ayarlanıyor. Her şey sizin için düşünülüyor. Ama hani bu sefer her şeyi biz düşündük. Kıyafet, takı. Kıyafette bir iki destek aldık. Takı, saç, makyaj. Her şey bizdeydi. Ama çok eğlenceli ve çok unutulmazdı bence böyle bir dönemde şöyle bir şey yapmış olmak. Koray'ım, ellerine sağlık buradan gerçekten. Hakkını ödeyemem diyorum. Geldim, konuşturdum sanatını. Şimdi her yerde şey diyor. Diyorum ki bir fotoğrafımı çeksene. Ya ne çekeceğim diyor ben. Papak çekiyorum ben sadece. Yani iyice havalandın gerçekten, güzel kardeşim diyorum ona. Öyle yani. Bayram. İyi bayramlar anneciğim, gel ver elini öpeyim gel. Ama Allah aşkına elini bir öpeyim canım. Kesintisiz bağırdı. Günaydın arkadaşlar. Ben günaydın. Video koyacağım. Günaydın, karantinanın ilk günündeyiz. Bayram karantinasına hoş geldiniz. İyi işte saçını boyamışsın, iyi yapmışsın. Sen de az değilsin. Resmen video çekeceğimi biliyormuşsun. Tabii canım. Evet, hazırlanmışsın. Ben beyazdım. Yine aman diyor. Anne istemiyorsan çekmeyeyim. Rahatsız oluyor. Sen gerçekten çekmeyeyim valla. İstersen çekmeyeyim yani. Neydi bu? ESN.com. Vallahi kapatabilirim yani. Söyle bana. Bilmiyorum ki, hatırlamıyorum. Ne bileyim ben. Ne istiyorsan yap. Şimdi şöyle, bu bayram
daha beraber olmak istedik ve ben artık 4 gün evde kalmak istemedim. Sonrasında geldim evime, evimde kalacağım. 4 gün beraberiz ve dışarı gerçekten çıkmak sıfır yasak. Market bile yani. Ney? Meyşefe. Yo, ha biliyorum. Yas. Of. Evet, bugünkü yes. olayımız şu. Benim bir tabletim var. Samsung'un bir tableti. Ve işte onu anneme getirdim. Çünkü Instagram'a büyük büyük bakmak istiyor belli ki. Fotoğraflara böyle. Ne diyor bu? Yanlış girmişsin. Yanlış. Hani yazıları da büyüttüm. Niye göremedin? Anlamadım. Ya onun alakası yok. Yeniden alalım. Onu da mı yeniden alalım? Evet. Hiçbir şifresini hatırlamıyor. Sürekli yeni şifre ama aldık. 10.000 tane şey şifre istiyorlar. Hangini? Onu o. Yazsana onu. Notlara yazsana telefonunda. 100.000 kere notlar da siliniyor. Telefon değişiyor. Niye notlar siliniyor abi? Allah Allah. Telefon değişiyor. Her notlar geri geliyor ama işte neyse. Her şeye şifre. Nerede kalsın? Keşke biraz önce çekebilseydim. Parmak izini tanıttık. Annem parmak izinin silindiğini düşünüyor. Hani okumadı tanımıyor çünkü. Tanımıyor. Anne bir insan parmak izi nasıl silinebilir? İş yapmaktan. Peki baş parmağın neden silinmedi de işaret parmağın silindi? Demek ki bunlar daha şey popüler. Baş parmağın biraz geride kalıyor sanırım. Murat Han da burada tek guy olarak bize teknik konularda evet, yardımcı oluyor. Senin YouTube'undan çıktım. Ha, iyi yaptın. Yani. Anneme güven olmaz. Ne çocuk olmaz. Annesine yardımcı olmaya çalışıyor. Senin gibi geyik değil. Bir şey söyleyeceğim. Tablet ben getirdim be. Olabilir. Ama o ilgileniyor. Lan işte. Ben de ilgileniyordum. Kaybettin artık. Bugünün en sevdiğim. Ne yazık ki biraz öyle gibi be. Bu hiç hoşuma gitmedi Murat Han. Sana şu panoyu hatırlatmak isterim bak. Bu panoda ne kadar varsın? Çocuğun fotoğrafı yok ki kasalım. Vardır canım çek. Vallahi çek yok. Oğlunu. Şey var o biyometrikler var onlarda tipsiz. Tipsiz mi? Birini verin de TC'mi değiştireceğim. İki tane değişik bir tanesini verin de. Bak Murat Han 1, 2, 3, 4, 5, 6 fotoğrafta da ben varım. Bir tanesi sen yancısın yani. Hani şurada. Şurada böyle yancısın yancı. O fotoğraflar nereden çıktı bu arada? Bana oğlum. Geçirmiş kendi astı. Bu arada da. Biraz öyle elinden geleni yapıyor. Ha bir de şu buzdolabında varsın Murat Han. Bir şey soracağım. Bu evden ben gittiğimde magnet kalmamış asla. Murat Han üzülmüş. Evet ve hani tek kalan magnet Safranbolu magneti olmuş. O da ben gittim. O da yani bak Morocco ben aldım sana bunu. Bir de Finlandiya'mız var. Bir de gümüşlük var. Spesifik yani gümüşlük. Bu da bizim güzelliğimiz. Lila. Lila ile bayramlaşamadık. Anneme kahve falı bakıyorum. Neden? Murat Han baktı ne dedi? Neden? Balığı gibi şatafatlı bir davet gördü. Ya Murat Han şatafat kelimesini kullanmış olamaz evet, anne. Kullanmadı. Abartılı bir şey dedi. Abartılı bir ayakkabı gördüm. Abartılı bir ayakkabı. Talya ayakkabısı. Sen de bunu şatafatlı olarak şey ayakkabısı mı? Ya işte öyle ayakkabı. Anne yani. Galiba kendini komik duruma düşüreceksin. Bu zaten bağdan, sizin yanınızda sürekli komik durumdayım. Ha bir de gülüyorsunuz bir şeyime. Komiksin tatlısın neyse. Ben lama gördüm söyledim. Ama böyle ceylan gibi. Ceylan gibi bir hayvan görüyorum. Güzel bir şeydir. Biraz kesin. Da böyle tüylü. Güzel bir şeydir o kesin. Bilmiyorum anlamadım. Ben de bilmiyorum. Bir de böyle işte organ olan kalbi görüyorum. Ama şey yapabilirim hemen. Ha, tabletinden sen bak evet. Ay hangi parmağımdı? Anne baş parmağını tanıttık bir saat sürdü. Murat silinmemiş Han. Parmağını bulduk. İzleri silinmemiş. İmdat. Murat Han yapamıyor. Evet. Ama mi? Böyle imdat diyemezsin her. Dur dur bakayım. Biz olmayınca ne yapacaksın şu evde? Sağ baş parmağını tamam. Almasın. Baş basıl. Ne? Basalım mı Türkçe? Ya bak açıldı işte. Kolay. Açıldı mı ha? İşte hallettim. Ama şimdi ben hep tuşlu telefona alışıyorum ya. Bunda böyle tuşlu derken hani ortada şey var ya. Yani şimdi tuş mu koyduralım sana ne yapalım? Neydi? Organ şeklinde kalp mi gördün? Kalp. Evet organ şeklinde kalp. Onu aratacağım şimdi. Anne böyle bir heyelan olmuş gibi. Uçurumdan da bir adam kendini atmış gibi. Aman adam satsın gitsin. Alnı acıyacak değilim. Atlayan adam söylemedi.
Ay nasıl bir ayrımcılık bu? Duyar, çeşitli duyarlar kasardım ama yani hiç gerek yok şu an. Yani ne bir uçurumdan atlayan adam mı? Evet. Niye Murat şimdi? Değilse sorun yok. Yerler umurumda değil. Erkek kısmında en değer verdiğin kişi bu çocuk galiba. Herhalde. İyi hadi yine iyisin. Evet. Hoşuna gitti. Bak kahve falında kalp organı görmek sağlığınız için bir haberdir. Eğer etraf aydınlıksa sağlıkla ilgili oluşan belli sıkıntılarınızın sona ereceğinin habercisidir. Bu hastalık grip, soğuk algınlığı gibi aman bir de korona moranaymış. Bronşit astım. Hayırlı bir şey söyleyecek misin? Ha? Sağlık problemleriniz ya tamamen geçecek ya da etkisi daha az olup sizi çok fazla... İyi haber yani. Sağlık problemi çok... Yok. Fal haberleri de ne yazsan abi çıkıyor biliyor musun? Nasıl yani? Mesela abi... Aynen yani organ şeklinde kalp dedi. Evet. Ya o basit. Zorlayın. Tuzluk içinde yılan gördüm yaz. Kahve falında çıkar. Hayır ama. Bak hayır şunu diyeceğim. Kahve falı mı rüya mı? Kahve falı pardon. Rüyada da var. Rüyada da var. Evet. Ben ama yazarken organ şeklinde kalp diye bir şey çıkmış. Hep genelde normal kalp. Rüyada, o da aşk falan. Rüyada tuzluk görmek. Tuzluk çıkar tuzluk canım. Tuzluk çıkar canım. Tuzluk içinde yılan görmek. Tuzluk içinde yılan. Evet. Tuzluk içinde tuz görmek. Abi. O da vardır. Tuzluk içinde yılan görmek. Gerçekten çocuk doğru söylüyor. Evet. Bir desen var. Rüyada ölü yılan görmek çok yaklaştı. Gene de man. Çok yaklaştı. Ya tuz var ya yılan var. Evet. Aralarını birleştirelim. Bütün nesneler var ama onları kombin edememişler. Hadi o zaman sadece bir nesne verin. Çok zorladım ben. Zeplin. Rüyada zeplin görmek. Kesin var. Vardır. Rüyada zeplin görmek. Rüyayı gören kişinin iş hayatında ortaya koyacağı bir halde bu. Bir çalışmayla çok büyük kazanç elde edeceğini sıkıntılarını sayılıyor. Yani var abi işte. Var. Binmek rüyada de var. Altın bir dişini zeplini gör. Binmek de var. Hani sen ne ara zepline bindin de hayatında rüyanda görüyorsun. Kahve falında hayat. Altın diş görmek. Ne? Altın diş görmek. Altın diş. Altın olduğu ne belli? Ama. Ne kahve bileyim. Falında altın diş kahve görmek. Kahve falında... Ne bileyim ben. Hani diş gördün rüyada... ama materyalini nasıl anladın? Rüyada mı olabilir o? Kahve rüyada falında. Görürsün. Kahve falında altın diş göremezsin anne. Aynen. Yani onun altın materyalin altın olduğunu göremezsin. Ama diş var. Hani. Diş vardır canım. Altın diş yok mu? Yok, kahve altın. Falında. Altın küpü var ama. Altın kolye. Altın... Kafanında altın kolye görmek var. Allah Allah. Ama altın bilezik de var yani. Direkt gelin adaylarının. Diş niye olmasın? Evet diş de olur. Materyal aynı. Ha. Ay ne bileyim ben ne garip bir hayat. İnanıyor musun? Altın ne? Altın yumurta tavuk. Ama seviyorum da bak. Ben de pelikana benzettim. Kanatlarını, dur bir daha bakayım senin pelikanını da görelim. Kanatlarını açmış kakasını. Şu kuyruğu şu da kafası kırdı mı? O da oluyor. O da oluyor abi. Ne olacak abi? O zaman yaz. Kahve falında kalp şeklin organ olan kalbe benzeyen ama pelikanı da andıran şekiller görmek tamam, yazdım. Ne verecek? Kahve falında pelikan organı... diye bakayım. Tamam, bak, pelikan ben de ilk bakınca pelikan gibi ben kuğu gördüm. Kuğu olamaz. Çok kalın kalır. Kahve falda pelikan görmek insan olarak ifade edilir. Ne? İnsan olarak. Ne demek o insan? Genellikle kahve falında çıkan hayvan sembolleri insan temsil etmektedir. Ha, neymiş? Ha. Ay, bunu da böyle bağlamışlar şansı yani. Şansı temsil ediyor. Hadi bakalım. Şansının açılacağını ifade ediyor. Bunu ya bütün hayvanları insana bağlayamazlar ama ya. Aa bağlıyorlar. Çok kolaya kaçmışlar yani. Bağlıyorlarmış. Bağlıyorlarmış abi. Neden bağlayamazsınız? Evet. Kim yazdı acaba bütün bunların anlamlarını sizce? Hani biri mi yazdı yani bu konuda? Yetkili biri mi var? Ama dediğin gibi lama gibi şeyler de var. Evet. Ay, hanen de biri var. Biri var ki iyi mi kötü mü anlayamadık. Murat Han olsa gerek. Ondan başka iyi mi kötü mü anlayamadık. Böyle hafif yaşlı gibi ama. Aa. Ben gencim. Yok öyle. Ne belli falan. Hafif yaşlı mı? Ha, bana öyle geldi. Kim ki ne? Erkek böyle çelimsiz. Çelimsiz. Yaşlımsı. Hiç de sevmem çelimsizler. Ay anne kılıç var ha. Murat Han bak oğlum hemen kılıç neymiş? Kılıç var hanede. Ne demek hanede bu? Hanede mi? Hı. Kahve. Baya kılıç için. Bak şu. Kız bak şu. Hanede kılıç. Bu ara çok eski diziler izliyorum. Evet Moğollar, kılıç. Falan.
Bakın kaldı bakayım şu fala be. Annem gözümün içine bakıyor gelir. Bir şey söyleyeyim diye. Tartışma. Ay 4 gün birbirimizi yemeyelim. Ay yemeyelim. Aman hemen yıkayalım o falı. İlk gün böyle bir şekilde tatlı geçiyor gibi yapmayın. Çıkacak ya da aile içinde kıskançlık sebebiyle meydana. Murat Han kesin beni kıskanıyor. Siz birbirinizi kıskanıp ben onu ne kıskanır, o beni kıskanır. Sen beni kıskanıp duruyorsun. Ne? Bu bence bu fal bizi birbirimize düşürecek. Çıkarıyorum. Bu fal bizi birbirimize en sonunda düşürecek. Anne bunu dilek diletemeyeceğim gibi hissettim sana. Çünkü akmadı pek. Benim standart dileklerim var zaten. Ha. Hep dilenmiş. Onunla biraz değiştirmek yok mu? Yok. Standart. Şey. Onu da standarda bağlamışsın. İyi tamam. Şimdi sen bu şeyi, bu falı, bu bardağı ve bu tabağı böyle akan, güldür güldür akan bir suya bırakman lazım. Öyle büyünün miymiş? Bozulması için. Ha. Tabii. Böyle bir sürü fincanımız tabi gidiyor. Ay nasıl yani? O derece. Evet, kötü fal çıktı ya o yüzden. Akan bir suya bırakman lazım. İşte akıyorsun daha ne yapsın? Şelale mi bulalım? Bu kadar bile sevdirmiyor arkadaşlar. Bu kadar bile. Mila. Pes et biraz. Pes et bugün. Bugün de savaşma. Biraz sarılmaya okey de bugün. Üzme beni ya. Stres. Allah. Hayvanın pestini çıkaracaksın. Yok be, sıkmıyorum ki. Baksana nefret ediyorum. Ne bileyim. Baksana çok sarı bozuldu. Hoşça kalın. Bye bye. Evet böyle.